Almanya tabi bu süreçte bir ara rolü üstleniyordu. Bunun sebebi de Türkiye'nin bölgede yapmış olduğu çalışmaların aslında tüm Avrupa'yı da paniğe sevk etmiş olması. amerika e, Almanya düzeltiyorum, Dışişleri Bakanı Heiko geliyor bugün Ankara'ya. E, yapacağı çağrılar var şüphesiz ki ama öncesinde ise Atina'da olacak. İşte o görüşmelerin detayları için şimdi Ankara'ya uzanalım. Ankara'da bizleri A Haber editörü. Hakan bacaksız bekliyor. Hakan günaydın kolay gelsin. Oldukça hareketli geçecek bir güne benziyor, zira Almanya'nın ziyareti oldukça önemli. Daha önce yaptığı çağrılar vardı. Nedir detaylar? Evet, Hayri Nan Ankara'nın altındaki gerilimde devreye Almanya giriyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün önce Atina'yı ziyaret edecek, ardından da Ankara'ya gelecek. Ziyaretlerde temel hedef iki ülke arasında yükselen gerilimi düşürmek olacak. Biliyorsunuz Berlin yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıldır askıya alınan görüşmeleri yeniden başlatmak istiyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlılığını her fırsatta, her platformda gündeme getiriyor ve diyaloğu açığız mesajı veriyor. Yunanistan ise Doğu Akdeniz'e Türkiye'ye dışlayan tavrını sürdürmekte bir hayli ısrarcı. İşte böyle bir ortamda atılacaksınız. Türkiye iki hafta önce Doğu Akdeniz'e Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için Navtex ilan etmiş ve yükselen gerilimden sonra araya Almanya girmişti. İşte Almanya devreye girince Türkiye oruç reisi Antalya açıklarında bekletmeye başlamış. Bu sırada Yunanistan Türkiye'nin tepkisini çeken Mısır'la gaz anlaşmasını imza atmış ve ardından tekrar gerilim iki ülke arasında yükselmişti. İşte tüm bu gelişmelerden sonra bu kez bugün Almanya'dan Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye gelecek. Öncesinde Yunanistan'a gelecek, Atina'ya ziyaret edecek Maas. Ardından da Ankara'ya gelecek. Temel hedef iki ülke arasında Doğu Akdeniz'de son günlerde yükselen gerilimi düşürmek olacak. Maas önce bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir bir araya gelecek, görüşmelerde bulunacak. Anı gündem elbette Doğu Akdeniz olacak. Ardından iki bakanın saat 19 sıralarında kameralar karşısına geçip mesajlarını vermesini bekliyoruz Tahir İnan.